Canlarım selam. 70 günde TYT Matematik kampımızın geldik. Bugün tamı tamına 30. gününe efendim. 30 gün. Bugünle beraber 30 günü yani kampımızın bir ayını geride bırakmış oluyoruz. Bugün oran orantıya devam ediyoruz. Oran orantının temel tanım testi birinci kısmını yapmıştık. Bugün ikinci kısmını kaldığımız yerden devam edeceğiz. 70 günde TYT Matematik kampı video ders kitabımız video. Video.

Ee, oran orantı arkadaşlar çok önemli bir konu çok güzel bir konu çok sevdiğim bir konu böyle hani e, benim açımdan torpilli konulardan bir tanesi her sene ÖSYM'de de mutlaka bir tane soru karşımıza gelmekle beraber birçok konunun içerisinde çıktığı için iyi öğrenilmesi gerekiyor. Ee, temel tanım testi biri güzel yaptığımızı düşünüyorum. Temel tanım test 2'de de daha doğrusu temel tanım testi part 2'de de yani ikinci kısmında kampımızın 30. gününde de doğru orantı ters orantıya gireceğiz ve e, yine hep yaptığımız gibi temel tanım testlerinin sonunda ne yapıyoruz hep yeni nesil sorulara şöyle ıktan böyle bir hani denize böyle girmeden şöyle ayağını şöyle bir şöyle bir sokarsın ya şöyle bir şöyle bir ayağını sokarsın uf soğukmuş falan dersin ama böyle bir girmen de gerekir böyle yavaş yavaş şöyle mayo böyle ıslanmayaca kadar böyle bir dize kadar falan denize girersin. Öyle bir tatta yeni nesil sorular karşınıza getiriyorum ki Efşinando testlerinde böyle duvara çarpmış gibi olmayın diye tamam mı? Hadi bakalım 70 günde TET Matematik Kampı 30. gün. Oran orantı temel tanım testi 2. videomuz başlasın. E sana ömrümü verdim bebeğim Sana gönlümü verdim bebeğim Seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim Ah bebeğim Arkadaşlar Geçen gün Yine Maillerime bakarken Saçma bir sitede Böyle bizim Bize ya resmen hakaret ediyorlar ya. O kadar üzülüyorum ki. Yani çocuklar için üzülüyorum. Yani onlara bir şey öğretmeye çalışan, onlara e, doğru yolu gösterme noktasında çaba gösteren ve elimden geldiğince bunu doğ, ya kendine göre doğru bir şekilde yapmaya çalışan bir öğretmene öyle hakaretler ediyorlar ki. Yani diyorum bu çocuklar. ya Kendim için değil. Yani onların hakaretleri benim umurumda değil. Yani adam zaten adamın kendine hayır yok. Bir tane bilmem ne sitesinde. Ee, sabahtan akşama kadar orada vakit geçiriyor. Bana söyleme, söyleme benim umurumda değil. Ama o kadar üzülüyorum ki ona. Çünkü yani kötü bu yaşta kötü ya bu yaşta adamda saf bir kötülük var yani böyle hayatına nasıl devam edecek yakında çevresinde bir tane bile insan kalmaz yani onun ben öyle düşünüyorum açıkçası ya yani çok üzülüyorum ya Vallahi o çocuklara gerçekten çok üzülüyorum ve izliyorlar yani şu anda da izliyorlar mesela izlediklerinde biliyorum izliyor ama hakaret ediyor küfür ediyor ama nereden izlediğini anlıyorum. Çünkü her şeyi biliyor. Yani şu videonun şurasında şöyle bir şey söylemişti falan filan diyor yani. O yüzden yavrucuğum bak sana sesleniyorum. Böyle yapma. Canım benim. Bak kendini yıpratırsın. Boşu boşuna kendini yıpratıyorsun. Yani kötü söz, küfür söyleneni değil, söyleyeni aşağılar. Tamam mı? Yani beni değil kendini aşağılamış oluyorsun. Boşu boşuna. Yani ee, bacak kadar boyun var, türlü türlü huyun var. Küçücük çocuksun daha yani seninle e, aynı seviyeye de inmek istemiyorum ama sana da çok üzülüyorum yani böyle yapma bak ben burada tabii ki bu benim işim bundan e, işimi yapıyorum doğru söylüyorsun benim yaptığım şey işim ama en azından e, yani bunları size parayla da satabilirdim ya satmıyorum yani bu doğru orantıyı izlemek için üye olmalısın kardeşim de diyebilirdim yani demiyorum ben elimden geldiğince size. Ee, işte PDF vererek açık sistemde ders anlatarak faydalı olmaya çalışıyorum. Ya izle geç, izlemiyorsan da çık git. Niye küfür ediyorsun? Niye hakaret ediyorsun? Bana aileme yani yazık gördüm, çok üzüldüm ya. Allah çok üzüldüm ya. Yani böyle içim sızladı. Evet, doğru orantıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu böyle bir, bugün böyle bir şey oldum. Evet. Doğru orantıyla başlıyoruz. A çokluğu ata A çokluğu artarken B çokluğu aynı anda artıyor. Ya da A çokluğu azalırken B çokluğu aynı oranda azalıyorsa A ile B doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani A artarken aynı anda B de artacak, B artarken aynı anda A da artacak veya B azalırken A da azalacak veya A azalırken B de azalacak. Bir azalırken öbürü de azalacak, bir artarken öbürü de artacak. Bunlara doğru orantılar denir. A ile B doğru orantılıysa arkadaşlar, bakın A ile B doğru orantılıysa o zaman A bölü B eşittir, K orantı sabitine bunları eşitlerim. Yani doğru orantılı ifadeler bölüm şeklinde yazılır. Bunun sebebi ne? Hemen konuşalım bakın. Mesela 1 bölü 2 tamam mı? 1 ile 2 burada doğru orantılı konumdadır. Çünkü bu 1'i arttırdığında, diyelim ki bu 1'i e, 5 katına çıkarttın, 5 yaptın tamam mı? Bu 2'yi de arttırmalısın ki oran değişmesin. Yani bu 2'yi de 5 katına çıkartıp 10 yapmalısın ki 5 bölü 10 yine 1 bölü 2'yi versin. Dolayısıyla eğer A yukarıdaki artıyorsa aşağıdakinin de artması için bunların kesir şeklinde yani bölülü olarak yazılması lazım. Yani A ile B doğru orantılıysa A bölü B eşittir K şeklinde ifade edilebilir. Şimdi diyor ki süt, kakao ve şeker sırasıyla 7, 1 ve 2 ile orantılı olarak karıştırılarak 60 litrelik karışım elde ediliyor. Buna göre karışımda kaç litre süt kullanılmıştır? Bakın arkadaşlar süt 7 ile orantılıymış. O zaman S bölü 7. Kakao 1 ile orantılıymış. O zaman K bölü 1. Şeker 2 ile orantılıymış. O zaman Ş bölü 2. Ve bunların hepsi bir orantı sabitine eşit. Gördünüz mü? E buna da K değil de A diyelim ki K ile karışmasın şuradaki kakaoyla. Buna da A diyelim arkadaşlar. O zaman S bölü 7 A'ya eşitse S'nin 7 A olması gerekmez mi? S 7 A'dır. K bölü 1 A ise zaten K direkt A'ya eşit olur. Ş bölü 2 A ise Ş de direkt 2 A'ya eşit olur. Şimdi 60 litrelik diyor. Şekerden 7 A var. Kakaodan 1 A var. Ee, pardon. Sütten 7 A var. Kakaodan A var. Şekerden de 2 tane A var. Ve bunların toplamı kaç eşit canlarım? 60 eşit. Tamam mı? E bunları toplayın. 9 1 daha 10. 10 tane A eşittir 60. Buradan A eşittir 6 yaptı. Ne soruyor bize? Bu karışımda kaç litre süt kullanılmıştır? E bakıyorum süte ben 7 A demiştim. E A'yı da 6 buldum. O zaman buraya okumu çıkartıyorum. 7 çarpı 6'dan toplamda 42 litre sütün kullanıldığını söyleyebiliriz. Tamam mı? Doğru orantıyla alakalı ilk sorumuzu da böylece çözmüş olduk. Şimdi indim aşağıya. Diyor ki bir üçgenin iç acıları toplamı yok iç acıları 4, 5 ve 6 sayılarıyla doğru orantılıdır. Buna göre ölçüsü en büyük olan açı kaç derecedir? Üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğu bilgisi bizde mevcut değil mi arkadaşlar? Şimdi iç açıları 4, 5, 6 ile doğru orantılıdır diyor. O zaman buraya 4K diyelim. Buraya 5K diyelim. Buraya da 6K diyelim. Şöyle de diyebilirdiniz. A açısı, B açısı, C açısı. A açısı 4 ile orantılı. B açısı 5 ile orantılı, doğru orantılı. C açısı da 6 ile doğru orantılı. Doğru orantı olduğu için bölüm kullandım. Eşittir K. Deyip, A ya 4K, B'ye 5K, C'ye 6K diyebiliriz ama artık pratikleşelim. Eğer A, B, C 4, 5, 6 ile doğru orantılıysa A 4K, B 5K, C 6K yapıştır devam et. Şimdi bunların toplamının arkadaşlar kaç olması gerekiyor? 180. Niye? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı bildiğiniz üzere 180. 4, 6 daha 15 daha 15. 15 tane K eşittir kaça? 180'e. E buradan K eşittir kaç çıktı? 12. Bize ne soruyor? El Elçüsü. Ölçüsü en büyük olan açı kaç derecedir? Tabii ki kat sayısı en büyük olan 6K. Yani C açısını soruyor bize. O zaman 6 çarpı 12'den ölçüsü en büyük olan açı 72 derecelik bir açı olacak. Anlaştık değil mi? 23. soruya geldik. Ne diyor bakalım? 2 maddeli. Hı. 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 Dene ya ne olacak? Ya dene bir şey olmaz. Saatte 100 km sabit hızla yol alan bir otomobil 1 saatte 6 litre benzin tüket, tüketmektedir. Bugün ben böyle ünsüz e, sertleşmesi yumuşaması yapıp duruyorum farkında mısınız? O, e, ünsüz yumuşaması mı denir? Saatte 100 km hızla yol alan otomobil 1 saatte 6 alt, litre. Oğlum ben bugün niye konuşamıyorum lan? 1 saatte 6 litre benzin tüketmektedir. Benzin litre fiyatı 30 TL'dir. Buna göre bu otomobil 650 kilometre yol gittiğinde kaç TL'lik benzin tüketir? Hmm. Şimdi arkadaşlar 100 kilometrede saatte 100 kilometre yol alıyor. Bir saatte 6 litre. Yani 100 kilometrede 6 litre benzin tüketiyor. Peki bize ne kadar e, kilometrede soruyor? 650 kilometrede önce ne kadar benzin tükettiğini bulalım. Bunu da 30'la ile çarparak kaç TL olduğunu buluruz. Peki burada doğru orantı mı var? Bakın %6 yani 100 kilometrede 6 litre benzin tüketiyorsa e, mesafe arttıkça tükettiği benzin de artacaktır. Yani mesafe çokluğu arttıkça litre çokluğu da arttığı için burada bir doğru orantı söz konusu. Doğru orantıda çapraz çarpım yapılır arkadaşlar. Yani 100 kilometrede 6 litre ise 650 kilometrede x litre deriz. Ve x'i bulmak için şöyle yaparız. x ile 100'ü çarpıyorum. x çarpı 100 eşittir. 650 ile 6'yı çarpıyorum. Çarpı 6. Bir sıfır bir sıfırı götürdü. Ne oldu x eşittir? Ee, 36, 390 yaptı değil mi burası? 6 kere 6, 36. 360. 30 da burası. 390. 390 burası. Hatta şöyle yapalım ya ne uğraşıyoruz ki? Gerçi fark etmez işte. 390 bir sıfır daha silersem 39. Yani arkadaşlar 650 kilometrede benim aracım 39 litre benzin tüketiyormuş. Bize kaç TL'lik benzin tüketir diyor. Benzinin litresinin 30 lira olduğunu biliyorum. O zaman 39 ile ne yapacağım arkadaşlar? 30 lirayı çarpacağım. 9 kere 3 27. 3 kere 3 9. Bir de 2 var 11. Bir de 0 attım 1170 TL para tutar. Bence güncel tutarlara göre güzel bir tutar olmuş. Yani uygun olmuş yani. Geldim ters orantıya. Ters o. Bir de efso var. Bir de aşkolar. A çokluğu artarken B çokluğu aynı oranda azalıyor. Ya da A çokluğu azalırken B çokluğu aynı oranda artıyorsa. Yani biri artarken öbürü azalıyor. Ya da biri azalırken öbürü artıyorsa. A ile B'yi arkadaşlar ters orantılı denir. A ile b ters orantılı ise bu sefer çarpımla ifade edilirler. Yani a çarpı b eşittir k ile gösterilir. Niye? Mesela 2 çarpı 5 eşittir 10 değil mi arkadaşlar? Şimdi siz buradaki 2'yi 3 e, katın ya da şöyle yapalım. 2 çarpı 6'dan gidelim arkadaşlar şöyle. Şimdi siz bu 2'yi siz bu 2'yi Hatta e, 2 çarpı 12'den gidelim. Siz bu 2'yi, 2 çarpı 12 kaç? 24. Siz bu 2'yi 3 katına çıkartırsanız, bakın 3 katına çıkarttınız. 6 çarpımın 24 olması için buranın kaç olması gerekir? 4. Yani bunu 3 katına çıkartırken, bunu da 3'e bölmelisiniz ki orantı bozulmasın. Gördünüz mü? Bir çokluk artarken 3 katına çıkıyor. Öbür çokluğun azalması lazım. O da 3'e bölünüyor. Ki eşitlik bozulmasın. Yani ters orantıda çarpma kullanılmasının sebebi... ...çarpmada bir çokluk artarken diğerinin azalması lazım dengenin sağlanabilmesi için. Tamam mı arkadaşlar? Anlaşabildik mi bu noktada? Şimdi bak diyor ki bize A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere... A sayısı 2 ile doğru, B sayısı 3 ile doğru, C sayısı da 5 ile ters orantılıymış. Buna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? Bakın, bakın kavurmalarım, kavurmalarım, kuzucuklarım, bakın, bakın cücük etlerim, cücük eti bu cücük. Bu soru cücük eti, cücük. Bakın şimdi A sayısı 2 ile doğru orantılıysa o zaman A bölü 2 diye yazılmalı. Çünkü doğru orantıda bölüm yazılır. B sayısı 3 ile doğru orantılıysa B bölü 3 yazılmalı. C sayısı 5 ile ters orantılıysa o zaman bunlar da çarpım durumunda yazılması gerektiği için buraya da 5 çarpı C yazılmalı. İşte bunların hepsi bir orantı sabitine eşit olmalı. Yani buradaki cümleyi ahanda buradaki ifadeye çevirebilirseniz oran orantının mantığını kavramışsınız demektir. Şimdi bundan sonrası çocuk oyuncağı. Çünkü A bölü 2 K'ya eşitse A'nın 2 K olması lazım. B bölü 3 K'ya eşitse B'nin 3 K olması lazım. B, 5 çarpı C K'ya eşitse C'nin de K bölü 5 olması lazım. Tamam mı? Buna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri. E bunları toplayalım o zaman. 2K, 3K'da 5K yaptı. Artı K bölü 5 yaptı burası da. 5 kere 5 25. Bir daha 26. 26 K bölü 5 yaptı. Burada K'nın e, şeyin toplamın en küçük değerini bulacağız ama K'ya kaç vereceğiz? Arkadaşlar A, B, C birer pozitif tam sayı diyor. Dolayısıyla burada bunların üçünün toplamı da pozitif bir tam sayı olmalı. O yüzden C üzerinden gidin bakın. K bölü 5 tam sayı olacaksa buradaki K'ya en küçük 5 verebilirim. Pozitif tam sayı olacaksa. 5'ten daha küçük ne verirsem vereyim C'yi pozitif tam sayı yapamam. Dolayısıyla K'nın en küçük değeri C'den bulundu. O da 5'miş. O zaman 5'i götürüp burada yerine yazarsanız 5'ler gider ve bu 3 toplamın alabileceği en küçük değer 26 olarak bulunur. Anlaştık mı? Problem yok. 25. Diyor ki bize A-3 ile B artı 2 sayıları ters orantılıdır. A5 iken B20 ise A7 iken B kaçtır? Bu sayılar birbirleriyle ters orantılıysa ters orantıda çarpma işlemi kullanılır arkadaşlar. Yani A-3 ile B artı 2 ters orantılıysa bunları çarpar ve bir orantı sabitine yani K'ya eşitlerim. Bakın A'yı ve B'yi verdiği için bu orantı sabitinin ne olduğunu bulabilirim aslında. A gördüğüm yere 5 yazdığım zaman burası 2 yapar. B gördüğüm yere 20 yazdığım zaman burası 22 yapar. Ve K eşittir 22 iki çarpı 2'den 44 çıkmış olur. Yani bir kez daha yazarsak A eksi 3 çarpı B artı 2 sayısı kaça eşit olmuş oldu? 44'e. E şimdi diyor ki A yerine 7 yazıp B'yi bul. E hay hay. E tabii ki abi ya. A yerine 7 yazarsam burası 4 yaptı. E bu 4 ile bu 44 sadeleşti. Burada 11 kaldı. B artı 2 11 ise 2'yi de karşı tarafa salladığım zaman B eşittir. Kaç çıktı? 9. Vatana ve vatana. Vatana ve millete hayırlı olsun. 26. soruya gelmiş bulunmaktayım. Canlarım. Kenarları 3 ile doğru 5 ile ters orantılı olan bir dikdörtgenin alanı 15 santimetre karedir. Bu dikdörtgenin çevresini soruyor. Önce sen yapıyorsun sonra benden dinliyorsun. Bir dikdörtgen çiziyorum. Bu sorularda çizim yapıp görmek önemli. En azından başlangıç aşamalarında. kenarları 3 ile doğru 5 ile ters orantılı. Burada arkadaşlar nerenin 3 ile doğru nerenin 5 ile ters orantılı olduğunun çok bir önemi yok. Buraya 3K yazın 3K 3 ile doğru orantılı demek. Buraya da K bölü 5 yazın. Bu da 5 ile ters orantılı demek. Tamam mı? Dikdörtgenin alanı be, bakın bunu bir daha söylüyorum. Burası kafanızı karıştırıyorsa şöyle yapın. Buna X deyin. Buna Y deyin. X 3 ile doğru orantılıymış. O zaman X bölü 3. Y 5 ile ters orantılıymış. O zaman 5Y eşittir orantı sabiti. X bölü 3 K'ya eşitse X'in Hepsini niye sildim lan? x'in 3k olması lazım. O zaman buraya yazdım 3k. Tamam mı? B, 5 çarpı y k'ya eşitse y'nin de k bölü 5 olması lazım. Böyle yani kısa yoldan yapıyorum ama uzun yolu da burada yani. Hani böyle uzaydan geliyormuş gibi ne oluyor lan falan diye bakmayın ya. Yani, tamam mı? Ee, alanı 15 santimetre kareymiş. Nasıl bulunuyor dikdörtgenin alanı? Kısa kenarı çarpı uzun kenarı. Kısa kenarı 3K. Uzun kenarı da K bölü 5. Eşittir. Kaça eşit? 15'e eşit arkadaşlar. Ee, buradaki 3 ile buradaki 15 sadeleşti 5 oldu. İçler dışlar yaparsam k kare eşittir 25 oldu. Buradan da k eşittir 5 oldu. Bakın aslında ters yazmışım. K yerine 5 yazarsam kısa kenar 15 geliyor. K yerine 5 yazarsam uzun kenar 1 geliyor. Böyle olmaması lazım aslında ama hiç fark etmez. Sorunun çözümünü etkilemediği için bu yanlışımı dönüp tekrar düzeltmiyorum. Gerek yok. Çünkü ha 15'e 1 ha 1'e 15 çevreyi bulmakta bunların farkı var mı? Değişikliği var mı? Yok. E yine ne yapacağım? Kısa kenarla uzun kenarı toplayacağım. Yani 15 ile biri toplayacağım. 16. E çevreyi aradığım için bir de 2 ile çarpacağım. 16 çarpı 2'den dikdörtgenimizin çevresi kaç olacaktır? 32 santim olacaktır. Tamam. Anlaştık mı? Geçtim yukarıya. Evet soru 27. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Yıldızımı atıyorum. Çok güzel bir soru. Temel tanım, yani şöyle söyleyeyim. Eficinado testine yakışır ÖSYM'nin sorma potansiyeli olan bir soru. İki tane yıldız attım. Beraber bakalım şimdi. Zor diye değil. Ama soruluş itibariyle hem oran orantıyı hem de ÖSYM'nin dilini tarzını sistemini güzel yansıtan bir soru. Diyor ki 900 tane şeker 3 çocuğa sırasıyla 6, 4 ve 3 ile ters orantılı olarak dağıtılıyor. Dağıtım sonrasında her bir çocuğa en tane daha şeker veriliyor. Son durumda bu 3 çocuğun ellerindeki şekerler sıra, şeker sayıları sırasıyla 7, 9 ve 11 ile doğru orantılı oluyor. Buna göre en kaçtır? Şimdi 3 tane çocuğumuz var arkadaşlar bizim. Tamam mı? 3 tane çocuğumuz var. Bu üç tane çocuğun isimleri ne olsun? A, B, C olsun. Tamam mı? Ali, Burak ve ee, Cumburlop. Ali, Burak ve Cumburlop. Şimdi ee, e, 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 bu K bölü 6, bu K bölü 4. Bu da k bölü 3. Tamam mı? Niye? Çünkü 6, 4, 3 ile doğru orantılı demiyor. Doğru deseydi 6k, 4k, 3k diyecektim. Ters orantı dediği için k bölü 6, k bölü 4 ve k bölü 3 dedim. Tamam mı? Ee, bunu yaptım. Şimdi dağıtım sonrasında her çocuğa en tane daha şeker veriliyor'a gelmeden önce 900 tane şeker diyor. Şimdi A bu kadar almış, B bu kadar almış, C de bu kadar almış. E bunların toplamı 9 yapacak o zaman. Yani ben bunları toplayıp neleri toplayıp K bölü 6 artı, K bölü 4 artı, K bölü 3. Bunları toplayıp kaça eşitleyeceğim? 900'e eşitleyeceğim. Şimdi 12'de birleşir bunlar. Bunu 2 ile, bunu 3 ile, bunu 4 ile genişlettim. 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 9K bölü 12 eşittir 900 yaptı. 9'u 9'a böldüm 1. 900'ü 9'a böldüm 100 yaptı. İçler dışlardan K eşittir 1200 yaptı. K 1200 ise bak 1200 bölü 6'dan A çocuğu 200 tane almış. B çocuğu 1200 bölü 4'ten 300 tane almış. C çocuğu da 1200 bölü 3'ten 400 tane almış. Tamam mı? Bu, bu ilk durum. Şimdi her bir çocuğa en şeker daha veriyorum. Buna en tane verdim. Buna en tane verdim. Buna en tane verdim. Her bir çocuğa en şeker daha verince bu durumda da sırasıyla oranlar 7, 9, 11 ile doğru orantıya dönüyor. Yani artık A 7'nin bir katı 7A e, B 9'un bir katı 9A. C de 11'in bir katı 11A. Şunu seyret şimdi. 7A 200 artı N eşit. 200 artı N eşittir 7 tane A. 300 artı N de 9A'ya eşit. 300 artı N eşittir 9 tane A'ya. Bize N'i soruyor ama ben önce A'yı bulayım. Bak yukarıyı eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığım zaman ne olur arkadaşlar? O yukarıda artı vardı. Eksiyle çarptığım için eksen oldu. Artı n ile eksi birbirini götürdü. 300'den de 200 çıktı 100 oldu. Burası 100 eşittir. 9'dan 7 çıktı. Bu da 2a. 2a eşittir 100 ise a kaç yaptı? 50. a'yı buldum ama bana n lazım. Hiç fark etmez. Ya bu denklemde ya da bu denklemde. a gördüğün yere 50 yazıp n'i bulabilirsin. Üsttekinde yazıyorum. 200 artı n eşittir. 7 çarpı a. E, A'yı da 50 buldum. 50 çarpı 7'den ne yaptı orası? 350 yaptı. E, 200'ü karşı tarafa fırlatınca n kaç oldu? 150 oldu. Demek ki cevabımız kaçmış? 150'ymiş. Tamam mı? Denklem çözme, oran orantı, problem vari bir de bir soru. ÖSYM'nin sevdiği tiplerden. Çok güzel bir soru. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım anlamışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. 28'e geldik. Tabi 28'e geldik, bir su içelim, değil mi? Yani o kadar geldik. Hı. Hı. Ne diyorsun bakalım, söyle. Bir miktar para 2, 3 ve 5 sayıları ile orantılı olarak sırasıyla A, B ve C kişilerine dağıtılırken, bu paranın 5 katı olan para 4 ve 1 ile ters orantılı olarak sırasıyla D ve E kişilerine dağıtılıyor. En çok ve en az para alan kişilerin aldıkları paraların farkı 380 TL olduğuna göre, dağıtılan toplam para kaç TL'dir? Yapmak ister misin? Bir önceki sorudan daha kolay. 28'den daha kolay bir soru. Şimdi bak, bir miktar para A, B ve C kişilerine dağıtılıyormuş ilk cümlenin söylediğine göre ve 2, 3 ve 5 sayılarıyla e, orantılı olarak. Hocam, burada orantılı diyor, doğru orantı ya da ters orantı dememiş. Orantılı demiş arkadaşlar. Orantılı diyorsa doğru orantı kullanırsınız. Eğer bir doğru ya da ters orantı belirtilmiyorsa orada doğru orantı vardır anlamına gelir. Tamam mı? o doğru orantı. Yani A 2k, B 3k, C de 5k para aldı. Tamam. Şimdi <laughs> bu e, dağıtılırken bu paranın 5 katı yani bu toplam para ne kadar burada? 5, 8, 10. 10k'nın 5 katı yani 10k çarpı 5 eşittir 50k'lık bir para daha dağıtacağız. Evet 50k'lık bir para daha dağıtacağız. Onu da D ve E kişilerine dağıtacağız. Ve 50K'yı D ve E'ler 4 ve 1 ile ters orantılı olarak alacak. Şimdi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Burada şöyle yapabilirsiniz. Bakın D'nin aldığı para ve E'nin aldığı para. 4 ile 1 ile ters orantılı. D'nin aldığı paraya A bölü 1 deyin. E'nin aldığına da A bölü 4 deyin. Bunların toplamı 50K'ya eşit olacak. A artı A bölü 4 eşittir. 50K olacak. İçler dışlardan 4A, içler dışlar diyorum payda eşitlersem... 5A bölü 4 eşittir 50K olacak. 5'e böldüm, 5'e böldüm 10K yaptı. İçler dışlardan A eşittir 40K yaptı. Yani A eşittir 40K olduğu için D A almıştı. Yani 40K almıştı. E ee, de A bölü 4. Yani 40K bölü 4'ten bu da 10K almıştı. Tamam mı? Tamam bunu da hallettik. Bu da 40K'ya 10K almış. En çok para alan kim acaba? 40K ile D. En az para alan kim? 2K ile A. Bunların arasındaki fark 380'miş. Yani 40K eksi 2 tane K eşittir 380'miş. Buradan 38K eşittir 380'miş. Her iki tarafa 38'e bölersem K eşittir kaçmış? Olmuş. Anlaştık mı? K'nın 10 olduğunu tespit ettik mi? Ettik. Şimdi bize ne diyor? Dağıtılan toplam para. Arkadaşlar şöyle bakın. 10K zaten bunlardı. 5 katı yani 50 kda bu D ile E'ye dağıtmıştık. Toplam 60K para dağıtıldı. E K'yı da 10 bulduğumuza göre 60 çarpı 10'dan toplam 600 TL para dağıtıldığını görmüş olduk. Tamam. Güzel. Güzel soru. 29. Hadi bakalım. Bol bol soru. Bol bol soru. Bol bol soru. Seversiniz değil mi siz? Çok hocam. Bayılıyoruz yani. Hayatımızda en güzel şey soru çözmek. 2 yaşındaki ikizler Efe ve Ece ile 3 yaşında Ege'ye 91 oyuncak ikizlere yaşlarıyla doğru Ege'ye de yaşları yaşıyla ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Ege kaç oyuncak alır? Bu soru da sen de yapabilirsin. Net bir şekilde istediğini sormuş ve veriler açık. Efe var, Efe Yakup var, Ece var, Ece Kuş, bir de Ege var, Ege. Şimdi. Efe ile Ece'ye yaş, yaşıyla doğru orantılı. Yani Efe'ye 2K ve 2K Efe ile Ece'ye. Ege'ye yaşı 3 yaşında ya. Yaşıyla ters orantılı. Yani K bölü 3 olacak şekilde oyuncakları dağıtıyoruz. Ve toplamda 91 oyuncak dağıtıyoruz. O zaman bunların toplamı kaç eşit olmalı arkadaşlar? 91'e. 2K, 2K da 4K. 3 kere 4, 12. 1K da burada 13K. 13K bölü 3 eşittir. 91. 13 ile 91 sadeleşirse 7 kere var değil mi? 7 kere. 7 kere 3'ten K kaç çıkar arkadaşlar? 21 çıkar. E, Ege kaç oyuncak almıştı? K bölü 3. K'yı ne buldum? 21. O zaman 21 bölü 3'ten Ege toplamda 7 tane oyuncak almıştır. Tamam Ege koçum benim. 30. soruya geldik. Bak şimdi beraber okuyalım. Diyor ki bir mahallede düzenlenen mıhtarlık seçiminde 4 adayın almış oldukları oy sayıları olan A, B, C, D sayıları sırasıyla 1, 2, 4 ve 8 sayılarıyla ters orantılıdır. Muhtarlık seçiminin sonucu dairesel bir grafikte gösterildiğinde A, B tane oy alan adaya ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü Bak şimdi burada sana çok önemli bir şey göstereceğim Şimdi şurada biz şey yaptık ya D ile E'ye şu 28. soruda 4 ve 1 ile ters orantılı olduğu için A, A bölü 4, A bölü 1 dedik Arkadaşlar aslında buna gerek yok Şimdi D, E tamam mı? Diyelim ki buna 4 ile ters, buna 1 ile ters orantılı dağıtıyorsunuz. Sıra belli etmemiş. Buna 4 ile ters, buna 1 ile ters orantılı dağıtıyorsunuz. Toplamda da 50K dağıtıyorsunuz. O zaman şöyle düşünürsünüz. 4'e 1 oranında alacakları için buna 4 ile ters orantılı dağıtıyorsam küçük olanı buna veririm. Buna 1 ile ters orantılı dağıtıyorsam büyük olanı da buna veririm. Yani 10K'ya 40K denilebilir. Burada ters çıkmasının sebebi ben sıra gözetmedim. Hangisi hangisinde olduğunu söylemedim. Ama sonuçta ben 50K'nın 4'e 1 oranında ters orantılı paylaştırılacağını görünce zaten 40K'ya 10K olduğunu anlamıştım. O yüzden yani burada A bölü 4, A bölü 1 deyip toplama işlemi yapacağınıza burada şunu yapın. Diyin ki A, B, C ve D arkadaşlar. Diyelim ki sırasıyla 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8 ile ters orantılısınız. Yani A1 ile ters D2 ile ters, C4 ile ters, D8 ile ters. O zaman terse döner. Yani 1 ile ters orantılı alıyorsa buna 8K gelir. Buna tersten gidiyoruz 4K gelir. Buna 2K gelir. Buna da 1K gelir. Tamam mı? böyle tersten gidebilirsiniz. Ya da isterseniz A, B, C, D deyip A bölü 8, A bölü 4, A bölü 2, A bölü 1. Sonra bunları toplarsanız yine 8K, 4K, 2K ve K'yı elde edeceksiniz. Yani değişen bir şey olmayacak yani tamam mı? Şimdi bunları yazdım. Ee, muhtarlık seçiminin sonucu dairesel bir grafikte gösterildiğinde B tane oy alan adaya ait daire dilimi. Arkadaşlar, daire diliminin tamamı 360 derece. Bunu şöyle buluruz. B'nin oy oranını bütün oy toplamına böldüğümüz zaman B'nin oranını buluruz. Yani B'nin oy oranı 4K biz 4K'yı toplam verilen oya yani 12 10 12 14 15K'ya bölersek B'nin oy oranını buluruz. Bunu daire grafiğinde yani daire diliminde gösterebilmek için bunu daire diliminin çevre e, çevre e, uzunluğuyla çarparız. Daha doğrusu tam açısıyla yani 360 derecesiyle çarparız. Çünkü olay şu. Normalde B 15'teki oyların dördünü yani oyların 15'te 4'ünü almış. Bunu 360 derecede ki daire diliminde ifade etmek için şunu düşünürüz. Acaba 15'te 4 360'ın ne kadarı? Yani 4 bölü 15 çarpı 360 yapmamız yeterlidir. E O zaman buradan sonra 5'e böldüm 72 yaptı. 5'e böldüm 3 yaptı. 3'e böldüm 3'e böldüm 24 yaptı. 24 ile de 4'ü çarptım. Tabii k'lar da gitti. 24 çarpı 4'ten 96 derecelik bir daire dairesel açıya daha doğrusu daire diliminin merkez açısı 94 oluyor. Şöyle yani şöyle çizdim. Diğerlerinin kaç olduğunu bilmiyorum ama işte B'ye gelen şöyle bir şeymiş, 96 dereceymiş burası B'ymiş, İşte şurası A'dır, şurası C'dir falan filan. Daydedilimi bölünüyor. Bunun tabii ki detaylı versiyonunu biliyorsunuz ki ee, tablo grafik problemlerinde yapacağız. Öyle bir ünitemiz var. Geçen sene yoktu, bu sene var. 31. Soruya geldik canlarım. Diyor ki bize örnek 37, 1, 31. Olduğuna göre oranı kaçtır diyor. Arkadaşlar böyle e, araya böyle en egzantrik bir soru atayım dedim. Nasıl yapabiliriz? E, i̇çler dışlara gidilirse işte şey yapılırsa çok fazla uğraştırıyor. Parçalama yapacağız burada. X bölü X eksi 7 bölü X eşittir 2022. Bura 1 zaten. Karşı tarafa attığım zaman eksi 7 bölü X eşittir. 2022'den 1 çıktığın zaman 2021 eksiyle çarptığım zaman da arkadaşlar 7 bölü x eşittir eksi 2021 verilmiş. Bana sorulan ne? Bana sorulan da şu. Tabi buradan x'i de bulabilirsiniz ama gerek yok. Bana sorulan da x bölü x artı 7 bölü x soruluyor. E x bölü x'in 1 olduğunu biliyorum. Artı 7 bölü x. 7 bölü x'i az önce eksi 2021 buldum. Üstüne bir de 1 eklersem sorumuzun cevabı eksi 2020 oldu. 2023 yapsaymışım keşke bunu bu sene 2023 ya. 2020 yılı çıktı. 2020 ne yıldı arkadaşlar ya. Pandemiler bilmem neler. Şu anda 12. sınıf olanlar o zaman e, 10. sınıfta değil mi? Ya, ne, neler vardı ya hatırlıyorsunuz mu? Çok tuhaf zamanlar değil miydi? Sokağa çıkamıyorduk. Kağıtla falan çıkıyordum böyle. Çeviriyorlardı böyle. Sokağa çıkma yasağı geldi falan. Mart 2020'nin Mart'ını hatırlıyor musunuz? Acayipti ya. Ben o zaman böyle YouTube'a arkadaşlar yeni yeni başlıyorum. Ee, 2022'nin Mart ayında böyle ıktan, ıktan video çekiyorum. Bir yandan Ece yeni doğmuş o zaman. Ee, bir yandan bir tane yayın evine e, şey yapıyordum, video çözümü yapıyordum. Bir yandan video hazırlıyordum. Bir yandan dershaneye gidiyordum. Bir yandan geceleri Ece ile takılıyorduk. Ee, çok değişik bir zamandı ya. Vallahi pandemi sokağa çıkma yasağı vardı. Marketlere gidebiliyorsun falan böyle işte vaka sayısı bilmem nasıl korkuyorduk. Maskeyi ilk defa takıyoruz. Dezenfektana o zaman Mart 2020'de şu kadarcık bir dezenfektana 90 lira mı 85 lira mı 90 lira mı ne para vermiştim onu hatırlıyorum. O bak aklım o nasıl be içime oturduysa o çıkmamış yani aklımdan. Acayip zamanlardı ya. Allah tekrarını yaşatmasın. Çok sıkıntılı dönemlerdi. Bir yandan böyle İnceden bir hoşluğu da var arkadaşlar. Yani kötüydü ama böyle o zamanları da düşününce böyle. Yani tamam kötü çok kötü bir dönemdi ama böyle hani sokağa çıkma yasağı falan böyle. Evde oturuyorsun böyle dışarıda gezenlere böyle vatan haini gözüyle bakıyorsun ve kendin sanki böyle bir halk kahramanı, mertman böyle halk kahramanı gibi bakıyor böyle. Mert güve aşağıya bakıyor böyle. Allah belanızı versin sizin. Gezin, gezin siz. Biz burada evimizde oturalım falan diye değişik bir zamanda böyle ileride siz de çocuklarınıza falan anlatırsınız. Yavrum ben 10. sınıftayken pandemi vardı falan. Bir tane Mert Hoca vardı. Evet 32. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki eşit uzunluktaki 8 tane tahta çubuk uç uca eklenerek uzun kenarı kısa kenarının 3 katı olan bir dikdörtgen oluşturuluyor. Daha sonra bu çubuklardan 2 tanesi Ortadan ikiye bölünerek çubuk sayısı 10'a çıkartılıyor ve bu çubukların tamamıyla uç uca eklenerek bir kare oluşturuluyor. Son durumda oluşturulan karenin alanı başlangıçtaki oluşturulan dikdörtgenin alanına oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyor yani. 8 tane tahta çubuk uç uca eklenerek yani şöyle düşünelim. 1 2 3 4 5 6 şöyle bir 8 tanesi eklenerek ne oluşturuluyor? Dikdörtgen oluşturuluyor ve bu çubukların hepsi özdeş arkadaşlar. O zaman şöyle düşünelim. Kısa kenarı uzun kenarının 3 katı. Şöyle düşünelim. 2x 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 olarak düşünelim. Bunu da 2 4 6 3 katı olacağı için buraya da 2x. Bak hepsi eşit oldu ve kısa kenarı uzun kenarının 3 katı oldu. 8 tane çubuğu yerleştirdim. Sonra 2 tanesi ortadan bölünerek çubuk sayısı 10'a çıkartılıyor ve bu çubuklardan tamamıyla uç yüzey eklenerek kare oluşturuluyor. Şimdi 2 tanesi ortadan bölünürse şöyle düşünün. Bir tanesi bu, diğeri de bu. Ortadan böldüm bunları. O zaman bunu da böldüm ortadan. X'e X oldu. Şöyle X oldu, şöyle X oldu, şöyle X oldu, şöyle X oldu. Şöyle X oldu. Ee, ve çubuk sayısı 10'a çıkartılıyor. Çubukların tamamıyla ucuyla eklenerek bir kare oluşturuluyor. Şimdi toplamda ne kadar bizim e, çubuğumuz var? 8 tane ve her birinin arkadaşlar e, her birinin hatta artık bizim kaç tane çubuğumuz var? 2 tane burada var, 2 tane burada var. Bu 2 tanesini böldüm diyelim XX x diye. Sonra 3 burada var, 3 de burada var. Bak 1 2 3 4 3 4 5 6 tane çubuk var. Bunların hepsinin de 2x boyu. 2x 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 ve de 2x. 2 4 6 8 10 12 14 16. Gördünüz mü bakın 16. O zaman şöyle yapacağım. Tabii ki 4'e 4 olarak kullanacağım. Yani bir kenarı 4x olan bir kare elde etmiş olacağım. 16'yı 4'e 4 diye böldüm. Tam anladık değil mi burayı? Yani 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya, buraya toplamda 8 yapmış oldu. Çevresi 16, çevresi 16. Diyor ki son durumda oluşan karenin alanı bir kenarı 4x ise alanı 16x kare yapar. Evet. Başlangıçtaki dikdörtgenin alanına yani 2x çarpı 6x yani 12x kareye oranı kaçtır diyor. x kareler gitti 4'e böldüm 4 yaptı. 4'e böldüm 3 yaptı. Yani oranımız 4 bölü 3 olmuş oldu. Tamam mı? Bu da güzel bir soru ha. Valla güzel. Yani böyle ilk başta lan ne yapacağız falan diye böyle insana bir düşünmeye sevk ediyor. Bizi düşünmeye sevk eden yani bizim elimizi çenemize götürtecek, bizim beynimizi çalıştıracak her soru arkadaşlar potansiyel bir ÖSYM sorusudur artık. Tamam mı? Tabii önceden başka bir yerde çıkmazsa. Evet devam ediyoruz. Geldim soru 33. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Çok tatlı bir soru. Manyak bir soru yani. Böyle aşırı zor değil. Böyle her manyak dediğimde de böyle hani soru aşırı manyak dediğim zaman o an çok zor bir soru falan filan diyorlar. Sonra soru zor çıkmayınca da şey oluyor. Aa, abi zor diye değil. Soruluş itibariyle içinde kullanıldıklarına bakıldığı zaman yani bu soruyu çözen bir sürü konuyu öğrenmiş anlamında zor, şey güzel anlamını taşıyor yani. yani hep de kendime açıklama yaptırmamı şey yapıyorsunuz ya 33 ile devam ediyoruz hadi. Aşağıda atış tahtasına yapılan isabetli atışlarla ilgili bilgiler şöyledir. Yeşil boyalı bölgeye isabet eden atış sayısı mavi bölgeye isabet eden atış isabet eden atış sayısının 1/3'üdür. Kırmızıya isabet eden atış sayısı mora isabet eden 2/3'üdür. Bölgeler puan dıştan içe doğru 1 3 5 7'dir. Kırmızı ve mavi bölgeye isabet eden atışlardan alınan puan kazanılan toplam puanın yarısından fazladır. Mor bölgeye yapılan isabetli atışlardan alınan puan yüzden fazlaysa yapılan isabetli atış sayısı en az kaçtır? Şimdi yeşil var içten dışa. Mavi var. Ma diyelim. Sonra mor var. Mo. Ma ma ma. ma. Sonra da kırmızı var. Onu da K ile gösterelim. Şimdi diyor ki yeşile isabet eden atış sayısı mavinin 1 bölü 3'üdür. O zaman maviye 3x diyelim 1 bölü 3'ünü alınca yeşil de x olsun. Yani maviye 3x isabet etmiş yeşile de y, y x tane isabet etmiş. Bu tamam. Kırmızıya isabet edenlerin sayısı mora isabet edenlerin 2 bölü 3'üdür. O zaman mora 3y diyelim. 2 bölü 3'ü kolay alınsın diye. 3y'nin 2 bölü 3'ünü aldığınız zaman tak gitti. Ne kaldı? 2y kaldı. E bu da güzel. Tamam. Şimdi diyor ki bölgelerin, bölgelerin puanı dıştan içe doğru 1 3 5 7'dir. Yani en dıştaki ma yeşilin bir tanesi 1 puan getiriyor. Mavi 3 puan getiriyor. Mor 5 puan getiriyor. Kırmızı da 7 puan getiriyor. Bu da tamam. Kırmızı ve mavi bölgeye isabet eden atışlardan alınan toplam puan. Bak şimdi e kırmızı ve mavi Maviye 3x isabet etmiş. Her birinden 3 puan alıyoruz. Yani 9x puan aldık. Kırmızıya 2y isabet etmiş. Her birinden 7 puan alıyoruz. 7 kere 2'den 14y puan aldık. Ve arkadaşlar bu toplam puan kazanılan toplam puanın yarısından fazlaymış. Kazanılan toplam puan ne arkadaşlar? 1 çarpı x'ten x, 3 çarpı 3'ten 9x, 3 çarpı 5'ten 15y, 2 çarpı 7'den 14y bunun yarısından yani bunun bölü ikisinden daha fazlaymış. Yani büyükmüş. Tamam. Şimdi bak 9x artı 14 tane y büyüktür. Bura 10x yaptı. 2'ye böldüm 5x yaptı. Bura 29y yaptı. 29'u 2'ye bölersek ne olur arkadaşlar? 14.5. Burası da artı 14.5 y mi yaptı? Tamam. 5x'i bu tarafa attım. 4x yaptı. Büyüktür. 14Y'yi de bu tarafa attım. 0.5Y yaptı. Bunu illaki bir yerde kullanacağım. Soru bunu bana vermiş. Bunu bir yerlere şöyle getireyim. Tamam. Onu getirdik oralara. Şöyle bir eşitsizlik bulduk. 4X 0.5Y'den büyükmüş. İsterseniz genişlet edebiliriz. Ee, fark et ya kalsın böyle ya birazdan ne yapacağımıza karar veririz. Şimdi bir şey daha diyor. Mor bölgeye yapılan isabetli atışlardan alınan puan 100'den fazla. Mor bölgeye yapılan isabetli atışlar 3y, puan da 15y, 3 kere 5'ten. 15y'nin, 15y'nin kaçtan fazla olduğunu vermiş? 100'den fazla. Arkadaşlar y'nin bir tam sayı olduğunu biliyoruz, değil mi? Niye? Çünkü atış adedi, isabetli atış adedi. 2,5 atışta isabet yaptım diyemezsin. Ya 2'dir ya 3'tür o. O zaman y'ye öyle bir değer vereceğim ki 100'den büyük yapacak ama en az. Şimdi y'ye 6 versen 90 yapar, 7 versen 105 yapar. O zaman 7 vermeliyim ki 100'den büyük alabileceği en küçük değeri alsın. Yani arkadaşlar y'nin 7 olduğunu bulduk. Y yerine şu eşitsizlikte 7 yazarsam 4x büyüktür. 7 kere 5 35 1 virgül attım 3 virgül 5 yaptı. Her iki tarafı 4'e bölersem x küçüktür 3 virgül 5 bölü 4. Arkadaşlar 3 virgül 5 4'ten küçük olduğu için burası 0 küsür bir şey yapar. X sayısı 0 küsürden büyük ama en az diye sorduğu için isabetli atış sayısını. O yüzden x'i de en az seçeceğiz. Alabileceği en az tam sayı değeri 1. Neden x tam sayı? Çünkü x de isabet sayısı. Y'nin yani yeşilin isabet sayısına biz X demişiz tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar X de Y de birer tam sayı çıktı. 7 ve 1 çıktı. Bize diyor ki yapılan isabetli atış sayısı en az kaçtır? İsabetli atış sayısı arkadaşlar X 4X 3Y 5Y. Yani 5Y artı 4X'i soruyor bu soru aslında bize. 5Y artı 4X. 4x'i soruyor. E biz y'yi 7 bulduk. 7 kere 5'ten 35. X'i de 1 bulduk. 4. 35 artı 4'ten sorumuzun cevabı 39 çıkacaktır. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Tamam. Bunu da halletmiş olduk canlarım. Güzel bir soruydu. Umarım tekrar edersiniz. Faydalı olacaktır. Geldim 34. soruya. Diyor ki okullar arası futbol turnuvasında ilk 3 dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Ödül miktarı 3240 TL olup ilk 3 dereceye giren takımlara bu oranda paylaştırılacaktır. Birinciye 4K veriyoruz. ikinciye 3K veriyoruz. Üçüncüye de 2K veriyoruz. O zaman toplamda 9K eşittir. 3240 yapıyor. K'da buradan 9'a böl. Şimdi 10'a bölsem 324, 9 359 4 360 k eşittir 360 arkadaşlar Tamam para ödüllerini almaya giden takım kaptanlarından her birisi ödüllerinin 50 TL'lik banknotlar şeklinde alım almışlardır ilk üç dereceye giren takımların kazandıkları toplam ödüllerden alamadıkları miktarların toplamı şimdi o zaman birincisi 360 çarpı 4'ten 1440 TL almalı İkincisi 360 çarpı 3'ten 1080 TL almalı. Üçüncüsü 360 çarpı 2'den 720 TL almalı. Yalnız bunların 50'lik kısımlarını bunlar alamıyorlar arkadaşlar. Şimdi 1440 50'lik kısımlarını alabiliyorlar. O zaman buradan 40'ı çıkartırsam 1450'ye bölünür. 40'ı alamaz. 1080'den bakın 1050'yi alır. 1050'yi. Bakın 1050'nin 20 katı. Bir de 50 var 21 katı. 30'u alamaz sadece. Buradan da 750'ye bölündüğü için 700'lük kısmını alır 20'lik kısmını alamaz. Yani bize alamadıklarını sorduğu için alamadıklarına yöneldim. Ve bunların toplamı da 70 artı 20'den kaç yapacaktır arkadaşlar? 90 yapacaktır. 90 TL'lik para kısmı kısmını alamamışlar. Helal edin ona da yapacak bir şey yok artık yani. Yani. 35. soruya geldim. Üzerinde 3, 4, 5 ve 8 numaralarının yazılı olduğu 4 tane şekerliğe üzerindeki numaralarla ters orantılı olacak biçimde küp şekerler konuyor. Tamam. Buna K bölü 3 tane, buna K bölü 4 tane, buna K bölü 5 tane, buna da K bölü 8 tane koyduk. Bu şekerlerle şekerliklere toplam 218 tane küp şeker kolduğuna göre 5 yazana kaç tane konulmuştur? Toplayalım bunları da kaçta eşitlenir bunlar? Ay. Vış vış vış. 40'da eşitlenmezler, bölünmüyor. 120 mi ya? Vallahi 120 arkadaşlar. Bunu 40'la, bunu 30'la, 120'yi 5'e böldüğüm zaman bunu 24'le, 120'yi 8'e böldüğüm zaman burada 15 mi? 8 kere 5, 40. Aynen, 15'le. Yapacak bir şey yok. 40 k, 70 k, 70 24 daha 84, 94. Bir dakika lan. Niye böyle oldu? 40. 30 daha 70. 24 daha 94. Ha, 70, 94. 104, 109. 109 K bölü 120. 109 K bölü 120 eşittir 218 şekere. 210, 218, 109'un 2 katı. Buradan K eşittir kaç çıktı? 240. Üstünde 5 yazanı soruyor. Ona K bölü 5 demiştim. Yani 240'ı 5'e bölmemiz yeterli. Nasıl bölüyorduk bunları pratik? 2 katını al 480 ona böl. Yani 1 sıfır sil 48 tane şeker konulmuştur dedik. Ve onu da hallettik. Günün son sorusu. Oran orantı temel tanım testinin vallahi da billahi da son sorusu. Aşağıda dik, aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçiminde eş ısı yalıtım plakalarının dikey ve yatay döşemesiyle oluşturulmuş bir bina duvarının bir bölümü gösterilmiştir. Dikdörtgen plakaların kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre duvarın haş ile gösterilen yüksekliği sayılarından hangileri olabilir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunların hepsi eş plakalar. Şöyle diyeceğiz. Buraya x diyelim. O zaman bu da x, bu da x, bu da bu da y değil mi bu da x bu plakaların uzun kenarlarına da y diyelim y diyelim y diyelim bak burası da y y y o zaman 4 tane x 3 tane y'ye eşit oluyor tamam o zaman burada x'e 3k vereceğim y'ye de 4k vereceğim bu da tamam şimdi bu h ne demek arkadaşlar bir tane y bir tane y daha var yani 2 tane y var İki tane de kısa kenar var. Onlara da x demiştik. Yani iki tane de x var. H dediğimiz bu. E şimdi h eşittir. Y dediğimiz 4k'ydı. 4 kere 2'den 8k. X dediğimiz 3k'ydı. 3 kere 2'den 6k. Yani 6k artı 8k'dan 14k yaptı. Şimdi h uzunluğu 14k. K'nın da bir tam sayı olduğunu biliyorum. Niye? Çünkü kenar uzunlukları tam sayı olduğu için k burada tam sayı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar e ee, gördüğünüz gibi 14'ün katı olan bir şey bulmalıyım şıklarda. 100 olmaz. 14'ün katı değil. 14'ün katı olmalı. 90 da olmaz. 70 14'ün 5 katıdır. O yüzden 70 olabilir arkadaşlar. Hangileri olabilir diyor. Yalnız 3 olabilir diyorum ve bitiriyorum. Bu da güzel soruydu yalnız. Bu 3 tane sorudan ben şu 3.ye yıldız atardım. Yani şu üç tane sorudan. Yıldız attığımız sorular bu derste önemliydi ve farkındaysanız oran orantının temel tanım testinde bile ne kadar çok soruya yıldız attık farkındaysanız. 36, 33, 32, ondan sonra 27 değil mi? Baya baya yıldız atmışız yani bu temel tanım testi konuyu öğrendiğimiz bir kısım için gayet iyi gayet ideal. Oran orantı bitti arkadaşlar. Temel tanım testi bitti tabii ki. Efficient testinde soru çözmeye Sınav tarzı yeni nesil soruları görmeye ve aslında öğrenmeye devam edeceğiz. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Efsinado testlerinde konu bitti, artık olay bana geçti diye düşünmeyin. Efsinado testlerinde de beraberiz. Orada da size göstereceğim, tekrar edeceğim, üstünden geçeceğim birçok konu ve kazanım var. O yüzden efişinado testlerinde de tıpkı temel tanım testinde konuyu öğrenir gibi dinlemenizi istiyorum. Bunu hocam 30. günde mi söylüyorsunuz derseniz, bunu her zaman söylüyorum size. Kampın 1. günü de söyledim, 5. günde de söyledim ama ara ara söylemeyi, ara ara tekrar etmeyi de önemli buluyorum arkadaşlar. 30. güne de tikim attım ve kampımızın bir aylık kısmını geride bıraktık. Elinize, kolunuza, emeğinize sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Çok güzel gidiyorsunuz. Çok ayaklarınız yere sağlam basıyor. Çok doğru yerdesiniz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Sadece kendinize, yaptığınız işe ve yaptığınız için niteliğine inanın. Kendinize 2 dakika güvenin. Bu işi başaracak olan o, şu, bu değil. Sizin ta kendiniz. O yüzden en başta işe kendinize güvenmekle başlayın. Önce kendinize güvenin, sonra Mert Hoca'ya güvenip e, süreci devam ettirebilirsiniz. Bundan sonraki gün yani 31. günde oran orantının Feshinado testine geçeceğiz. Sayfa 114'ten soru 1'den başlayacağız sayfa 118 soru 18'e kadar. Yani 18 tane soru konuşacağız ki bu sorulardan neredeyse %50'si sınavın tam ayarında, %50'si de sınav ayarının üstünde. Burada sınav ayarının altında. Yani sınavda çıkmaz dediğim hiçbir soru yok arkadaşlar. Soruların hepsi sınav tarzı ve sınavda çıkacak sorulardır. Hatta dediğim gibi yarısına yakını da hani bu soruyu yaparsan ÖSYM'nin soracağı oran orantı sorusunu kaçırmazsın tadında sorular olacak. O yüzden Efşinado testine mutlaka gelin ve beni çok iyi bir şekilde dinleyin. Tamam? Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kampımızın 31. gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Güzel kalın. Hoşça kalın.